değerli basın mensupları, bu ülkenin hukukçularına, bu ülkenin avukatlarına, bu ülkenin insanlarına hiçbir şekilde veva görülmemesi gereken, yargı eliyle hukuka sürülen kara lekenin, Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi arasında başlayan çekişmenin bu ülkeye yansımalarını ne yazık ki hep beraber yaşıyoruz. O yüzden hukuka sürülen bu lekenin kaldırılması için ve buna bir son verilmesi için gelinen noktada yargının sürekli tartışmaların odağında olması ama en çok da siyasi amaçların ve hedeflerin gerçekleştirilmesi için kullanılmasından da duyduğumuz rahatsızlıkla bugün Türkiye'nin dört bir yanından gelen avukat meslektaşlarımızla, barolarla, baro başkanlarımızla birlikte nihai olarak Yargıtay'ın önünde cübbelerimizle bulunup anayasalarımızı Yargıtay'ın önüne bırakacağımız bir süreç başlatıyoruz. Ankara Barosu ve Ankara Barosu avukatları olarak bu yürüyüşü bugün buradan Ankara Adliyesi'nin önünden sizlerle beraber meslektaşlarımla yan yana onurlu bir şekilde başlatmanın gururunu yaşıyorum. Saygılarımla. Arkadaşlar. Ön tarafa açın gençler. Arkadaşlar bir önü açın. O fotoğrafı kim lan? Ha eli çıkar sağ kan da evet. Efendim. Başkanım böyle. Değerli
değerli meslektaşlarım, kıymetli basın mensupları. Bugün 10 Kasım. Öncelikle kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 85. yılında saygıyla, rahmetle, şükranla anıyoruz. Ancak sadece anmakla da kalmıyoruz. Mirasına da savunmayı temsil eden avukatlar olarak sahip çıkıyoruz. Atatürk'ün en büyük mirasım dediği cumhuriyetin temeli bir hukuk devleti olmasından gelmektedir. Ve bugün hukuk devletinin maalesef ki anayasanın ihlal edilerek en ağır şekilde aşındırıldığı tarihsel bir süreci yaşıyoruz. İçerisinde bulunduğumuz süreç basit bir hakim içtihat farklılığı gibi yorumlandırabileceğimiz konu değildir. İçerisinde bulunduğumuz süreç kurumlar arasındaki çekişme olarak adlandırabileceğimiz bir kısır tartışma değildir. İçerisinde bulunduğumuz süreç anayasanın ikinci maddesinin açıkça yok sayıldığı, artık bir hukuk devleti olup olmadığımızın tartışıldığı ve buna karar verileceği bir süreçtir. O yüzden tarihi bir sorumluluğumuz var ve aldığımız mirası hakkıyla yerine getirebilmek adına Türkiye'de savunmayı temsil eden avukatlar olarak bugün sesimizi ve sözümüzü yükseltiyoruz. Bugün saat 3'te Ahlatlıbel'de tüm meslektaşlarımızla birlikte, Türkiye'nin dört bir yanından gelen tüm meslektaşlarımızla birlikte anayasayı, anayasal düzeni ve hukuk devletini savunmak için orada olacağız. Başta Ankara Baromuza, Baro Başkanımıza, burada bulunan çok kıymetli diğer baro başkanlarımıza, kıymetli meslektaşlarımıza sizlerin huzurunda tekrar teşekkür etmek istiyorum. Sağ olun efendim. Sayın Sakan, Erdoğan'ın beklenen bir açıklaması oldu. Günlerdir tartışılıyordu bu konu, ancak Yargıtay'ın kararını destekleyen ve AYM'de üst üste hata yapıyor dedi. Nasıl değerlendirirsiniz? Biz ilk günden itibaren şunu söylüyoruz. Yargının kendi attığı düğümü kendisinin çözmesi gerekiyor. Siyaset kurumunun bu anlamda yaptığı yorumlardan ziyade ya da müdahalelerden ziyade bu sorunu çözecek olan merci Hakimler ve Savcılar Kurulu'dur ve Yargıtay'dır. Buna ilişkin biz dün hem Hakimler ve Savcılar Kurulu'na İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi Başkan ve üyeleri hakkında disiplinler soruşturma başlatılması için başvurumuzu yaptık. Hem de Yargıtay'a gerek Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın re'sen itiraz yolu ile anılan kararı Ceza Genel Kurulu'na taşıması için görüşmelerimizi gerçekleştirdik. Hem de yine 3. Ceza Dairesi'nin kararın altında imzası olan üyeleri bakımından da disiplinler sürecin işletilmesi bakımından Yargıtay Yüksek Disiplin Kurulu'na başvurularımızı yaptık. Biz yargının her halükarda en ağır şartlarda dahi bağımsızlığını ve tarafsızlığını savunan bir kurumuz. Bu sebeple siyasetin müdahalesinden ziyade yargının içerisinde bulunduğu ve kendisinin yarattığı bu sorunu yine yargının kendi organları vasıtasıyla çözmesi gerektiğine inanıyoruz. Çok teşekkür ediyorum efendim. Sağ olun.